İsmail Saymaz, Halk TV.com.tr, Akşener hayır diyebilir. Millet İttifakı dün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde 12. kez toplandı. Cumhurbaşkanı adayı konuşulacağı için gözler masaya çevrilmişti. buçuk 5 ,5 saat süren görüşme sonrası bir paragraflık açıklama yayınlandı. Bu metinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz diye yazıyor ve Genel başkanların partilerini bilgilendirmeleri sonrası 6 Mart Pazartesi günü nihai açıklamanın yapılacağı ifade ediliyor. Millet İttifakı'nın yayınladığı bildiri CHP'de sevinç oluşturdu. CHP genel merkezinde kutlama havası vardı. Açılan telefonlar hayırlı olsun diye kapanıyordu. Hatta kimi CHP'li milletvekilleri ve yöneticiler Kemal Kılıçdaroğlu'nun başaracağız, başaracağız, başaracağız sözlerini Twitter'da paylaştı. Fakat E Partide coşkudan eser yoktu. Dakikalar sonra ortaya çıktı ki akşener açısından toplantı pek de olumlu geçmedi. Uysal, "Adayımız Kılıçdaroğlu olmalı." dedi. Millet İttifakı toplantısı başladıktan sonra sözü Saadet'in lideri Temel Karamolluoğlu aldı. Karamolluoğlu, hafta içerisinde Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın Kılıçdaroğlu'na açık destek verdiğini hatırlattı ve sözü ona bıraktı. Uysal da Kılıçdaroğlu'nun en doğru aday olduğunu belirtti. Ardından Meral Akşener söz aldı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adlarının da gündemde olduğunu vurgulayarak anketlerde önde gözüküyorlar şeklinde konuştu. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, ''Onlar belediye başkanlarımız, görevlerinin başındadırlar.'' dedi. Akşener, aday belirlemek için anket önerisi getirdi. Davutoğlu bu öneriyi reddetti. Uysal, Karamoğluoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan söz alarak CHP liderinin adaylığına destek verdiklerini söyledi. Bu görüşler karşısında sessiz kalan Akşener, parti kurullarında yetki almadığını ve sorması gerektiğini belirtti. İddiaya göre Kılıçdaroğlu, bizler beş lider olarak imzalayalım, Meral Hanım istiyorsa sonra katılsın dedi. Akşener de o zaman ben kalkayım diye karşılık verdi. Diğer liderler araya girdi. İyi Parti'nin kararını beklemek için pazartesi gününe dek süre verildi. Ortak bildiri ise Davutoğlu kaleme aldı. İki başkana adınızı söyledim dedi. Akçener toplantıdan sonra derhal genel merkezine geçti. Yolda İmamoğlu ve Yavaş'ı arayarak masada isimlerini dile getirdiğini haber verdi. Ardından bütün başkanlık divanı üyeleri ve milletvekilleri acilen Ankara'ya çağrıldı. Ve bu saatlerde kimi iyi Partililer Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı ya da mesafeli olduklarını ifade etmeye başladı. Örneğin Grup Başkan Vekili Erhan Usta katıldığı bir yayında adayda uzlaşı olsaydı açıklanırdı dedi. Arda arda tweetler atıldı. Akşener'e çok yakın isimlerden biri olan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır millet 5'ten büyüktür diye yazdı. Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ise apoletlerini sök dedik sana şeklinde yazdı. İki parti arasındaki ilk temas bu tweet trafiği üzerine kuruldu hem dik bayır hem de başarıcı sloganını paylaşan CHP'liler tweetlerini karşılıklı sildi. Pazartesiye kalmayabilir. Akşener İyi Parti Genel Merkezi'ne girerken milletin umudu Meral Akşener diye sloganlar atıldı. İyi Parti'de saat 22.30'da kapalı toplantı başladı. Başkanlık divanı ve milletvekilleri içinden masadan kalkalım diye görüş belirtenler de oldu. İtidalli yaklaşanlar da, Kılıçdaroğlu'na sıcak yaklaşanlar azınlıkta kaldı. Görüşme sabaha karşı saat 3'te bitti. Akşener bugün saat 13.30'da İyi Parti'nin en üst makamı olan Genel İdare Kurulu'nu topluyor. GİK'te pazartesi gününe kalmadan bugün bir kararın açıklanabileceği ve yanıtın hayır yönünde olabileceği belirtiliyor. Dolayısıyla Akşener pazartesi günkü Millet İttifakı toplantısına katılmayabilir. Bu durumda İyi Parti'nin ayrı bir aday çıkarma ihtimali var. O takdirde Kılıçdaroğlu'nun masadaki diğer 4 liderin desteğiyle adaylığını ilan edebilir. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.